نجعله عيكا وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى بفرشمزنا دنيا ومصر آخرة جن من قاتلك سوشتان وفيسون uzundan beri uçuruşuş arzu imesi Nurman gayi maksatlarımız boğan dostumun kişisel sebebinin bir vasıta kutuşan var. Onun subhanak ve teala bugün kutuşumuz kutu. Vaktimiz ne paydalık, ilim deniş öyle, zarar muhabbetimizde aşırış öyle. Şükür Allah nasip etsin. Bugün ben tutulmak boğan sıkıcı tema vaktimiz bir saat ile kitap oldu, hazır iki saat ile vaktimiz. Vakit tekmaz kaldı degen gel. Biz işini başlaştığım burun, ihlas veren başlaş bu bizimki Müslümanla mümininki asaslı işini gelme kreşininki birinci aç kuş bu ağaçla bugün müşahide kısıkça toktanmak için hem Allah hemimiz uzun yıldır geri dinimizin günümüz, dinimizde alayda kılmıklı seviyelerimizi aşırıyoruz diyen mahsetten tırşık bir vatan tutmuşlar. Her kaysın kesip okuyla, lakin müşahede oldum Allah'a neyli tonu akıllı katmış vatanlar olsun. Din ziyaret, yüzden dininde hicret kıyan, dininde vatanızın yurtların ayrılmak denilmişler. Biz dinimizi karaylanıp olsak, her kandak emel en başta kalplerin başlamadı. İman mı kalplerin? Biz imanın ki tunuşturuluşu ne mod ise kalplerin tasdıklaş deyimiz mi? Hepimiz duruyoruz bunu. İman degen ne mod ise kalplerin tasdıklaş deyip bunu düşündürürüz. Demek bizim hayatımız en başta kalpli ıslah kılışka bağlanmadı. Müminin hayatı kalpli ıslah kılış olan hakik hayat buludu. Hakiki güzel hayatta şu arkalık irşeliydi. Şunu için Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا arkanda bir özünün kalbini patlık Allah özünün kalbini tekşürüp tuğ Allah manumla kalbı kıyık Allah neticeki irişkenle özünün kalbini kirletken, kalbinin pak buluşup kümül bölmegenle bana bunlar ziyan tatkallığa dep görsetken. Şunun için bu ihlas diyen nimud ise bu kalip münasebetlik Allah subhanahu ve teala'dan başka hiç işim bilmeydiğen her kandak bir insanın ki madem ihlasman mu ya ihlasman emes mu deyse Allah bölün bu adamın kandaklarını. Bir gün yüzü bürüdü, başka insan için hiç kandak his kılanmaydı ama bir sırdı. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kalbinin ne kadar muhimliği, kalbinin ıslah kılışının ne kadar muhimliği, insanın ki birden bir hayattaki kontrollüğü, bu kalp münasebetli kendiliğini bayan kılıp, Nu'man ibn-i Beşir radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bayan kıyan hadiste, أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُقْوَةٍ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ dikkat kılın Allah, bu uzun bir hadisin ahırsı bu. Ahırsı da ne bilgen deyse, dikkat kılın Allah. İnsanın kalbi sağlam olsa, bütün azayı sağlam olurdu. Eğer kalbi bozulsa, bütün azayı çok bozuldu da göstertken. Şunun için, en birinci olan kalbini ıslah kılışının ki görünümü ise bu kalpte hakiki ihlasmenlikini yetiştiriş. Şunun için adamlarımız kalbinin kalp münasebet emellerini üç türlü bölge. Bunun en birincisi nimod ise niyet. Bir kişinin kılışına irade kılış, maksat kılış diyenlikle niyetliyimiz. Bu niyet her kandak emelinin ki Allah subhanahu ve teala'nın dergahına bulmuş için çok şart.
Her kandak emelde niyet buluşu lazım. Niyetsiz kılıngan, eş kandak nesini, oylamasını kılıngan emellerini Allah Subhanehu ve Teala çok kabul kılmaydı. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ Her kandak, Allah kabul kıldığın her kandak emel, her kandak iş, niyet ki bağlılık, niyet ki münasebetlik, niyetin ayrılmaydı, ne bu niyetin ne kadar muhimliğini bayıltıyor. İkinci, kalpte münasebetlik emel ne bu ise, Allah subhanehu ve ta'ala için her kandak iş kıyla vakitte, hakiki ihlasmenlik ile iş kılış. Hakiki ihlasmenlik ile iş kılış diyerek ne bu ise, özünün kıyılan emelini Allah'ın razılığını izlep kılış. Kişilerin ki, meyli mahtişi, ya ki eğitilişi, ya ki kök küdürüşü, ya ki yeri taşı bitişini irade kılmasının her kandak iş kıyılan vakitte, maaşlı kıysam, inşallah Allah razı olduğun iş dep kılış, bunu ve hiç kandak başkalarını çok anlaştırmasınlık. Man bu, ihlasın üzümü, emelinin kulun kılış için ikinci şart. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hüreyre radıyallahu anhu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bayan kıygan. Peygamberimiz, özden farvayı diyardın bayan kıygan hadis-i kudüsü'de, ne mi diyen ise, أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله سبحانه وتعالى من إيش قندق شركت من احتياج يوق هر قندق شركت من بهاجة هر قند هر بندة بر أمل قلب باش قبرنا شركة تدكان و أمل جان من و بندنا أمل قبل قم ميمان ديجان في غمرمز الله سبحانه وتعالى تجو وهديس قدسيني بيان قيران. Demek karındaşlar biz hayatımızda bu kalpini ıslah kılış acayip muhim. Birincisi kalpki münasebet niyet, ikincisi çoğu ise ihlas, üçüncüsü her anda emelde aşık ihlasını yüzümüz kalbimizde çoğu hazırlaşma, ihlasını yüzümüzde bir yıkılışı çoğu tırışkanlık kılış, marumun kalpki münasebetliği işlem. Allah subhanahu ve ta'ala özünün peygamberini ve bütün peygamberlerini bu ihlasının ne kadar muhimliğini şu ihlas kılışı buyurur. وَمَا قُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينِ Aş peygamberlerin hemisi, insanların hemisi Allah subhanahu ve ta'ala'nın ihlas kıygan halda ibadet kılışı buyurdu. Onun da başka buyurulmadı. Peygamberimiz de buyurup mu? قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ Siz ümmetleri yetkisip koyuzla ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Allah subhanehu ve ta'ala'a bu şey dinle ihlas kıygan halde ibadet kılışkı buyuruldum. Dige bu şey buyurup ne? Bütün ümmetleri çok yetkisip koyuzla da buyurur. Allah subhanehu ve ta'ala bütün yüzünün güzel bendilerini baktığı vakitte nimetet baktığan ise kulağının ihlas menliği öyle baktığan. Mesela şunu katardın şeytan aleyhillâhinin ki Kur'an-ı Kerim'de bayan kıygan sözü فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْغِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ Allah bana kasar kuttururum şeytan. Ben senin kaptırığın, senin uluğluğun bana kasar kılıkın diye Allah, ben bütün insanları azdıralayım. Bütün insanları doğru yoldan çıkarıp iteleyemem. Lakin senin bendelerinden hakiki katlanan, hakiki ihlasman bendelerini çok ben doğru yoldan çıkaramayım. Hep şeytan bu yüzden azdıranmasızlığa kol koygan bende kim o ise hakiki ihlasman bende. Şunu her kanda günahın insanını saklaştı olsun, yaman işini saklaştı olsun, yakış işini gayri yetkisi kılıçtı olsun, bu ihlas bizim hayatımızda çok en zürür boğan nokta. Allah subhanehu ve ta'ala mesela Yusuf aleyhisselam'ın ki ezip gitme geldiği, her kandak bir yaş ezip gitiş ihtimallığı boğan, her kandak bir yaş yüzün tutulanmasının ihtimallığı boğan, ayal bulan boğan sırakta, yani ayal kişinin az duruşuna düşkenken okulda,
Allah Subhanahu ve Teala Yusuf Aleyhisselam'ı çok kutkuzup kalan, saklap kalan, ezip gitmeyen, neyi de sıfatlı geldiyse, innehu min ibadina al-muhlasin. Bu Yusuf, bizim bendelerimizin işindeki Allah'ın en ihlasmen, güzel bende boğaçka, ihlas diyen muş ruh, muş düşerli tepilgan boğaçka, bu bende çok sakınlık kaldı der Yusuf Aleyhisselam'ı Allah Subhanahu ve Teala baktıran. Şunun için, bizninki meyli Allah Subhanahu ve Teala ile boğan münasibetimizde olsun. Meyli öz ara birbirimizle boğan münasibetimizde olsun. Meyli kılavatkan hizmetimizde olsun. Bizde hakiki Allah'ın razılığını izleş bunu diken, biz üç taraftan kalbine erişeriz. Birincisi, bizim küçük emellerimizin niyetin güzelliği, niyetin doğruluğu, niyetinin sağlamlığı ile katlı mükafatlarla azgın emellerle erişim neticesi çok olup girip. Emellerin yüzü mümkün insan göz girilmezliği, küçükken bir iş buluşu, lakin niyetinin sağlam buluşu, bu işin kılıçta Allah'ın razılığını izler, başta hiç kandak bir maksatla arlaşmasını öğrenci o, küçükken emelge çok katlı mükafat olup girip. İkincisi, her kanda emel yukarı değilgendek ıhlaslı varlık. Yani ıhlas veren kılınan ibadetini emelini Allah kabul kurdu. Bu emelinin mükafatı ahırsta cennet buldu. Allah böyle boğa münasebette. Üçüncüsü o değilse ıhlasman Adem yüzünden kılavatkan hizmetini izcil buralı. Devamlaştıralı. Hakmini eğitledi. Ya ki hakmini tırlıdı. Ya onu kıldı, bunu kıldı da kahnin gibi ölen emez. Çünkü bu adamın maksidi, gayesi, Allah'ın razı kılış, özünün dini için hizmet kılış, kişilerin ki meyli mahtişi, meyli sökşi ölen karı bulmağa çıkan, izcil devamlaştırış, izcillik nerede giriyordu ise, ihlas maddelerde hakiki izcil hizmetini devamlaştırarak. Eğer bu sübette bir misyon ise, bir işini kıysa, tövdeden tıllak koysa, eğitlak koysa, anı kıttı, mar kıttı değilse, kılavatkan işini taşlap, şunu öyle, baş işini yüzlendiğen, mümkün, toğrum taşlap, hata yüzlendiğen ehvalcı gelip çıkın. Şunun için biz hazır, müşahede otağın köp kısım kalimdaşlarımız okuyacak. Bunun dinkin, nurgun katlı ilimlerle erişip, bizim dinimizden, vatanımızdan davasını kırdıran birinci septiki yigitler bu sorunda. Müşahedeki yigitler yüzünün ki kılavatkan hizmetini meyli okşunu bozsun. Meyli hizmetini bozsun. Meyli yüzünün gayesini bozsun. Allah'ın razı kılış, Allah'ın mükafatını erişiş ve dünyanın ki menkuluk dünya emesliğini duruş bu dünyada kırılgan işinin ki neticesinin ahirette kürüldüğü Allah'ın turuşunun ibaret bu şüphelindeki ilgogan asasla emel kıysa, yaşsa bu jüriftler çokun kendisine davanın ilgisi bulanaydı. Bu davanı mesuliyetçilik olarak öz üstüge elip her kandak cepa müşakkat, kıyınçılık, her kandak besim hücu çıdak sebir kırıp mağaraydı. Eğer bu ihlas ruhi, yani Allah bir mükafatlaydı o. Bu emelimin ahiret neticesi cennet buludu diye bu düşünce bulmuş çoğu ise şu kom hizmetini toktap kurdu. Hatta doğru yolunu vurduk gidip malum azgının menfaatinde, azgının mal dünyanında ya ki azgın abruyu hukuk ne der çoğu yüzünün dinini, yüzünün milletini setiş nedir gelip çıkıdı diyse Allah Subhanehu ve Teala boğan muhabbetin kemliği, Allah boğan ihlasının kemliği edin çoğu şunda yaman netice, yaman akıbet gelip çıkıyor. Şunun için biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına, Kur'an-ı Kerim'deki peygamberlerin sınırge, bunların öz kaybıyla boğan küreşteki her kıl söhbet, fikir almıştırış, ya ki hüccet bayan kılıç, muşuna kalsa, tarihteki öz ümmeti için, öz kalbi için hesi koşkan meyli, bizim vatanımızdaki kahramanlar olsun, meyli dünyanın her kayışlayıcı İslam dünyasının ötken kahramanlar olsun, bunların kendi kılışına, bunların netice erişişine asaslık bunlardaki çoğu
Allah'ın razı kılışını birinci gayet kılıp mangan boğaçta şilanin ki her kıl sebsebisi, her kıl gep sözleri öyle tesirlenmeyin, özünün hizmetini izcil davetlaştığı boğaçta her kıl tatlı güzel neticelerini çok irşan edin. Eğer bu güzel niyetini, güzel gayeti maksat kılmadan vakit tutuyor ise, insan küçükken zerbe, küçükken fitne basar, küçükken gel söz kusurağı vakit tutuyor, hizmetini taşlayan, ya ki az dur hizmet kılıp neticik erişemeyi kalsa, şuna ona hizmetini taşlayıp, başka tarafta hitip kalırgan, yüzünü utallatmağın prinsipi, yürüzünü vazgeçirgan ehvallar çok gelip çıkıp. Şunun için, karındaşlarımızdan ümit nime olduysa, bu dünyanın ahireti var diyen bu hakikatini tutup yaşaş. Biz bu dünyada yaşaş üçünle mi yaratıldık, belki sırak için yaratıldık. Bu dünyada malum sırakla tutkilimiz, lakin bizim esli mengoluk hayatımız, tügümez hayat çoğu kıyamet günü. Biz ölgendin ki bizim hakiki hayatımız başlıyordu diyen bu şu. Noktini, muş düşendin cahil tunup, muş asasını yaşasak, çokum çok biz meyli hayatımızda olsun, meyli dünya hayatını, meyli ahiret hayatı çok kalbi girişeniz. Allah Kur'an-ı Kerim'de kıyamet süpetle nimini geldiyse, hakim uzun hayat kendini süpetle, Allah Subhanahu ve Teala Sûr-i Rum'nin ki beşire, Sûr-i Ankebun'un ahirista, lehiyel hayavan kıyamet hayatını hakiki devamlı şirgan hayatlık depte sürdüken. Muşu devamlı şirgan tügümez hayat kıp olgan işen ki iman bizde mustahken bunu diken ma dünyadaki her kandak besim, her kandak küçük çoğu boy sunmayın yüzümüzden iradesi, yüzümüzden gayesi yetişmiş için hakiki tanışıp yaşaş şu çabda çoğu kolluk gelip. Bu ahiretteki tügümez hayatta mükafatı erişsin ki Allah'ın razılığı erişine cennet girişinin birden bir yönünü bu ise yüzümüzde, kalbimizde hakiki ihlas mellekini yetiştiriş. Her kanda vakitte ihlas mellekinin ki her kanda biz yüzümüzden cismi, yüzümüzden azaları olan kılıdığan her kanda emelden katkı kendini turuş. Muşun turgan vakitte insan mümkün yüzünün şekli olsun, demiştiruşu olsun, ibadetli olsun acayip güzel buluşu. Lakin kalbi kimse doldurasa, kalbini bu ıhlas yapırsa, kalbini meyli abrın konuşuşu olsun, meyli başkalarının maktışı erişişi olsun, meyli başkalarının sükşi ya eğitilişinin enziraş, kokaşı olsun, muşunda her kıl gerez artışı kalan vakitte çok. Bu insan dünyada hayatını Allah'ın razı kılıp yaşayamaydı. Kıyamet günü çoğu Allah Subhanehu ve Teala'nın mükafatı boğan cennetke erişemeydi. Bu gibimle ben müşahede tüketeyim. Vaktim düşüp kaldı. Bu ihlas hakkında hem de bu işke kız yapabilen çoğu ya ki töte kız yapabilen bu tügeydiğen bir mezmun emez. Tügeydiğen bir nokta emez. Her kanda vakitli müşahede olduğun hemimiz nur kullarımız Arapça ya ki Türkçe okuyduğumlar. Onda doğan dinkiyin yüzümüzden imanını yanılıp duruş için Allah'ın razılığını maksat kılıçtığını ibaret bu düşüncemizde tekimi yüksek yukarı kültüre için çok çok ol. Yüzümüz başında meyli peygamberlerin ki meyli tarih türüzken dava ve hesabı şarıgan dinimiz için hakiki hizmet kılarıgan ihlasman bendelerinin tarihlerini okuş. Buranın iş hızlarını gözden geçiriş. Bunların hayatının tesirini şartlılık çok yüzümüzde bu düşencini, bu imanını saklatmanın için çok tırışkanlık kılış her birimizdeki mesuliyeti ve mecburiyeti. Allah Subhanehu ve Teala hemimizde aşık Kur'an-ı Kerim'de sübbetliyken şeytan ben kulağını azdıranmayım ben diyen ihlasman bendelerin katarıdır kıysun. Biz ne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki ağaçken Yusuf Aleyhisselam ve ağaçken şundak eğer sunakka her kandak bir yaş duç kep kalsa sabır kılışı kâs boğan sınaktır duç kâsı bu şundak yaman sınaktır yani ütep giterken
ihlasman peygamberlerin ki izidin barışka Allah subhanahu ve teala nisbisun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah. Estağfiruke ve retubu ileyk. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.